Kumpir kumpir. Hatay'da bir günde neler yiyeyim? Abi bunu merak Herkese ediyorum. Bir gün merhabalar. Hatay'a gideceğim Arkadaşlar, çünkü ya. Hatay'da bir günde neler yenir? Onunla ilgili bir Evet, video vallahi çekeceğim. merak Sağ olun, ediyorum. şu an 8 ve Şahinler Çok iyi bu tadını arada. gözlemeye geldik. Şimdi birazdan biberli ekmek yapılışını çekeceğim sizin için ve tadım yapacağım. Biberli Şimdi kendi ekmek başına mi? geçiyoruz ve biberli ekmek nasıl Biberli ekmeği bilmiyor yapılıyor? musun? Kolay gelsin. Neler konuyor bu Biliyorum. biberli ekmeğin içine, iç harcına? Kekik konuyor. Kekik. Çörek otu konuyor. Çörek otu. Soğan ekleniyor mu? Evet. Soğan da ekleniyor. Güzelliğe bak. Şu yeni çıkanlardan bir tanesini ben alayım olmadı ya. Evet, biberli ekmek. Of, çok güzel gözüküyor. Eline sağlık, teşekkürler. Çok güzel pişmiş. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle tutalım böyle. O ağzım sulandı, Allah kahretsin. Mis gibi incecik zaten. Tadıma doyulmaz. Muhteşem bir şey bu ya. Yanında bir şey yemene gerek yok. O kadar güzel, o kadar lezzetli. Bu mekan İskenderun'da. Şimdi buradan kalkıyoruz ve Antakya'ya gidiyoruz. Bir sonraki durağımız Afgan kahvesinde Haytalı. Antakya'da Afgan kahvesine geldim. Evet, bu Haytalı'nın özel dondurması. Sütlü. Sütlü. Bu gül şurubu. O ne lan öyle? Evet, Haytalılar geldi. Teşekkürler, sağ olun. Evet, özel kaşığı. Oyun olacak, geçeceğim oyuna. Şöyle tadına bakacağız. Önce kahvaltı, üzerine bir tatlı. Şimdi de vitamin kasabına geçeceğiz. En güzelinden bir kağıt kebabı ve tepsi kebabı yiyeceğiz. Bir sonraki durağımız vitamin kasabı. Antakya'nın dar sokakları çok güzel. Şuna bakar mısınız ya? Biraz da sindirmiş olacağız yediklerimizi. Çok keyifli. Buralardan geçerken insan keyif alıyor gerçekten. Tarih kokuyor resmen. Şimdi uzun çarşıya gireceğiz. Hem tepsi kebabı yiyeceğiz burada. Hem künefe yiyeceğiz. Evet, Sürt peyniri. Böyle ara ara lezzetleri tanıtacağım size. Evet, bu da gar sabunu, defne sabunu. Adım başı künefeci görebilirsiniz. Ya merhabalar. Antakya'da Uzun Çarşı'da Vitamin Kasabı'na geldik Akil Usta'nın yanına. Ha. Akil Usta'm bize kağıt kebabı ve tepside et yapacak. Hatay videosu. Teşekkür ediyoruz. Bu şeyi de zırhtan geçiriyoruz. Sanat gerçekten ya bu. Bunları böyle incecik yapacak. Tüm lezzetler birbirine girecek. Bir yanda kırmızı biber, bir yanda maydanoz, bir yanda sarımsak. Gerçekten çok fena bir lezzet. Hatay'a geliyorsanız, özellikle Antakya'ya, bu lezzeti mutlaka deneyin. Yöresel bir lezzet zaten. Etle dans ediyor resmen. Dayı kendini kaptı. Ne oluyor lan? Görüntü gerçekten. Video yetişemiyor. İzlemeye gelirsin yani buraya. Heh, geldi. Yaptığımız etimize 300 Hz monitör iyice lazım. Bu şekilde izlemiyorum. Kenarlarını bu şekilde birleştiriyoruz. Tas kebabı bunlar mı? Kağıdaki kebabı zaten salça konmaz. Ve lezzetimiz hazır. Kağıt kebabı ve tepsi kebabı geldi. Pisliğin. Koluna kadar sokacaksın o. Evet. Tepsi kebabı ve kağıt kebabı fırına girdi. Kağıt kebabı ve tepsi kebabı çıktı. Çok güzel gözüküyor. Şimdi sabırsızlanmaya başladım. Şimdi tadıma geçiyoruz. Oh. Eline sağlık Akil Usta. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Tepsi kebabının tadına bakacağım. Kenarından suyuna batırıyorsun. Abi su, yapma benim suyunu. Benim favorim zaten tepsi kebabı. Kağıt kebabını daha fazla seviyorum. Hayır 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 hayır. Tek kelimeyle bomba. Sade limon. Şey yok, Bu şekilde ne kadar fiyatı? 4 TL. O çok uygunmuş da zaten. Evet, şimdi bakalım tadı nasıl. Ya bizim Hatay'ımız cennettir. Kesinlikle valla. Antakya'da Hançer Usta'nın yerine geldik. Şöyle. Çok güzelmiş ya. Daha yoğun bir tadı var. Antakya'da Mısırlı dönere geldik. Antakya usulü et dürüm yiyeceğiz. Evet. Tamam, şimdi yapımına geçiyoruz. Yani az ekmekli olsun. Evet. Süper. Önce bu koyduğumuz biber salçası. Evet, sosu daha doğrusu. Dostlu oluyor değil mi bu döner? Soğan koyalım. Yani Hatay usulü. Koyalım soğan. Evet. Etimizden koyduk. Özel sosumuzu koyduk şimdi. Bu lezzetin zaten kötü olma ihtimali var mı? Yok. Abi onu en son yağından koydun. Evet, şimdi sarıyorum. Üst parçaya bakıyorum. Oo. Fena. Güzele benziyor bayağı. Ben biraz daha koyacağım. Bol sosu seviyorum. Hatay'a geliyorsan
zaten et dönerini burada yiyeceksin. Çok başarılı gerçekten. Kabak tatlısı alacağız. Köprü başında, köprübaşı tatlıcısı. Böyle efsane çıtır kabak tatlısı yemeden olmaz. Ne kadar bu şekilde? 2 lira. Evet, şöyle çıtır çıtır. Künefeden sonraki benim en favori tatlım bu diyebilirim. Bu bayağı iyiye benziyor bu arada. Çıtır çıtır ve içi sulu sulu, mis gibi kireçte bekletilerek yapılıyor. Hatay'a geliyorsanız künefe mutlaka yiyin ama yanında bu tatlıyla yemenizi tavsiye ederim. Fırına geldik, biberli ekmek var, Antakya simidi var. Antakya simidi ne kadar? 1,5 TL. Tamam, bundan bir tane alacağım. Göster. Tuz ve kimyon karışımı değil mi bu? Evet evet. Şimdi bu simitle yiyeceğiz. Bunun usulü bu şekilde. Başta şunu şu şekilde koparırsın. Uç kısmını bu şekilde tutarsın, şöyle batırırsın. Bunu bu şekilde. Ya abi. Antakya simidi bu şekilde yenir. Çok lezzetli olur. Hele böyle bir yerden yiyorsan muazzam. Çayırcılar baklohumuza geldik. Uzun çarşıda. Bakla herhalde bu. Evet bu. Bu eklediğiniz tahin herhalde. Limon suyu. O yapılış yöntemi de böyle çok güzel, çok keyifli. Bir dakika, ne zaman yüklenmiş bu video? 30 Temmuz. Bu 1,5 lira olan 2 lira olmuştur kafadan ama yine de çok iyi ya. Yani çok iyi. Devam edelim. Yani eski usuller ne? Eski usul. Kaç yıldır bu şekilde burası var? Burası 63'ten beri. 63 yılından beri, 1963'ten beri bu şekilde çalışıyor. Ne kadar mesela bir porsiyon baklavamız? 9 TL baklavamız. Normal klasik humus, normal humus. Normal humus bu şekilde 9 lira. Bu şekilde o da 9 TL. Kimyon ekliyoruz bu şekilde. Toz biber, maydanoz. Biraz daha limon ekliyoruz. Oh, mis gibi oldu. Humusu sevmiyorum ben mesela. Seven var mı aranızda bilmiyorum da benim hoşuma gitmiyor abi. Kimyon. Yani bilmiyorum. Ben çok sevmiyorum. Domates ekliyoruz. Efsane oldu gerçekten. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olur. Ben bunu yemeye gitmem örneğin. Çok güzel gözüküyor ya. Benim favorim. Onlar da seni çağırmaz zaten. Bakalım bu nasıl. İkisi de çok güzel ama baklavamız benim favorim. Çok lezzetli, çok güzel. Evet, fena bir lezzet bizi bekliyor. Of 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 of. Aha geldi. Gönlümün efendisi. Bunu bu şekilde şehir dışına herhalde gönderiyorsun. Tabii. Ne kadar bunun tanesi? Tane olarak 5 TL. 5 TL. Şimdi tadım yapıyorum. Bakalım nasıl. Çok iyiyim. Dediğim gibi bunun dışı etli olur yoksa paramparça olur. İçerisine ceviz konunca muazzam olmuş. Evet, uzun çarşıda hanedan asma altı künefeye geldik. Ne diyorsun? Peynir künefe peyniri. Of. Yok mu? Of. Sözümüz de hazır. Evet. Of. Ceset gittim ben. Evet, şimdi künefeyi çevireceğiz. Künefe direkt en sevdiğim dayı var ya. Bunun gibi. İşte olay budur ya. Senden 5000 tane çevirmiştir bu dayı ceset. Oh. Ne? Biraz abi da üzerine fıstık ya. Gezdiriyoruz. Abi şuna bak. Ah, evet, ben eğlendim. Her geldi mis gibi. Eğlendim yani mi? Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Mis gibi eğlendim. Gözüküyor. Vallahi eğlendim. Çok az ama ya. Evet, Harbiye Şelalesi'ne geldik. Yokuştan aşağı iniyorum. Evet, közde pişmiş mısır. Haşlanmış mısır. Çok güzel. Muhteşem bir ortam burası. Mısır ne kadar? 5 TL tanesi. Çok güzel gözüküyor zaten. Tuz atalım evet. Bunu da bayağı bir severim bu arada, köz mısırı. 5 lira ne peki? 5 biraz fazlaymış sanki. Antakya'da, Harbiye'de bizim kebaba geldik. Harbiye İstanbul'da kebabı yapılışı göstereceğim size. Evet, ekmeği bu şekilde sosluyoruz. Ekmeklerimiz mis gibi oldu. İyice kızardı, çıtır çıtır. Şimdi kıymalarımız pişti. Kıymaları çekiyoruz. Üzerine pişmiş domatesi, pişmiş biberi, biraz tuz ekliyoruz. Soğan salatası yani zerzevat. Efsane gözüküyor zaten. Şu biber olmasaydı güzeldi. Biberi koydurmazdım ben de. Çok fena oldu. Bomba gözüküyor gerçekten. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olur.
pişmiş domates, bir anda közlenmiş biber. Etimiz çok iyi pişmiş. Allah bol bol versin ama belasını. Niye böyle dedin şimdi ya? Yiyor karşımızda. Abi bunu hepsini bir günde mi yedi harbiden ya? Vallahi Allah. Gezerek yenir herhalde yani, tadımlık yiyeceksin ama onları bitire bitire yiyemez.